son olarak dördüncü hakemin de onayını aldı. İlk düdük geliyor ve Ekuban'ın vuruşuyla başladı mücadele. Obi Mikel şimdi geriye aktardı topu. Serkan Hasan, ona baskı yapan oyuncu Özer Urmacı. Tek top Maşit Hüseyin'den ve kaleci Erce. Endiaye top istedi, kendisini gösterdi. Badu Endiaye ve en geriye Erce. Top tekrar Erce'de ve şimdi Majid Hüseyin'i. Ivanildo Fernandez. Erce. Hüseyin'i. Kamil Ahmet Çörekçi ki bugün takım kaptanı Trabzonspor'da. Bursaspor'da da kaptanlık görevi Selçuk Şahin'de. Fernandez'in ileri attığı top Endiaye. Tek top oynama düşüncesinde Endiaye. Selçuk Şahin ileriye doğru atak hazırlığındaki isim Kamil Ahmet Çörekçi'ydi. Şimdi sağ kanada. Serkan Hasan aldı topu. Serkan çekti geriye. Kerem Baykuş. Hüseyin'i. Kamil Ahmet Çörekçi ve top kaybı. O bölgede araya giren Emirhan oldu. Selçuk Şahin. Cüneyt. Çağlar. Cüneyt tam çizgi üzerinde ve top dışarı çıkıyor. Out. İki takım da Türk futboluna çok ama çok yetenekler kazandırdı. Hakikaten evet. Bir başka ifadeyle hem Trabzonspor hem Bursaspor futbolcu fabrikası. Bakıldığında Trabzonspor'da da orta sahada bir üçlü sistem görüyoruz. Yani Obi Mikel, Kerem Baykuş, Badu Endiaye birlikte orta sahada görev yapıyor. Obi Mikel biraz daha defansın stoperlerin önünde gibi Badu Endiaye sola koyuyor. Kerem Baykuş zaman zaman 10 numara mevkilisine kadar çıkıyor. Kamil Ahmet Çörek ise tam bir joker oyuncu. Sol bek, sağ bek derken bu maçta kendisini sağ açıkta görüyoruz. Bursa Spor'un dizilişine baktığımızda da sol önde Özer Urmacı'yı görüyorum. Sağ tarafta da Burak Kapacak. Hemen gerilerinde Recep Aydın oynuyor ki o pozisyonda oyunu kuran oyuncu Recep oldu. Diara. Bu arada bir bilgi, Abdullah Şey şu, kampa biraz geç katıldı. Pazartesi günü katıldı. Bunun nedeni de sevgili Yunus, Bursa Spor'da Şey şu, Nijerya'da yardım amaçlı bir maratona katılmış, koşmuş. Tabii yoldur, rötardır anca gelebilmiş. Şey şu, onu da vurgulayalım. Onun yokluğunda da sağ bekte 2000 doğumlu İsmail Çokçalış görev yapıyor. Aslında sezon başında Trabzonspor genç oyunculara yatırım yaparken İsmail Çokçalış'ın da ismi Trabzonspor'la sıkça anılmıştı. Muhtemeldir şu anda Trabzonspor yine kendisini takip etmeye devam ediyordur. Yüksek bir top sol kanada doğru. Onur. Geç kaldı o bölgede. Topu kaybetti Emirhan ama çok kritik bir müdahale geldi. Diara. Selçuk Şahin. Son derece tecrübeli bir oyuncu Selçuk. Diara Selçuk'un önüne kısa düştü. Müthiş bir çalım. Obi Mikel pasını aktardı. Trabzonspor ata. Kaleci çıktı kalesinden, oyunu durdurdu karşılaşma hakemi. Ve bir serbest vuruş kararı. Obi Mikel'le aslında atak başladı. Fıratcan Üzüm o bölgede kaleciyle karşı karşıya kaldı ve hakem oyunu durdurdu. Obi Mikel yine çok kilit bir isim. Çok istekli, çok arzulu görünüyor. Bu karşılaşmaya da hızlı başladı Obi Mikel. Seleznov. Seleznov'dan mükemmel bir pas sağ kanada. Burak Kapacak. Taç. Bordo Mavili takımın. Abdurrahim Dursun taç atışını kullanacak. Endiaye yanına sokuldu. Bugün Endiaye'nin ilk maçı Trabzonspor formasıyla. Bordo Mavi takım kupa maçında Denizli ile resmi maç maratonuna başlayacak. Sonra ligde Kasımpaşa ile içeride oynuyor. Yani iki maçı içeride oynayacak Trabzonspor. Hem Denizli ile kupa maçı hem de hafta sonunda Kasımpaşa mücadelesiyle resmi maçların serüveni başlayacak. Bursaspor'da Fatih Karagümrük'le mücadele edecek. Şöyle de belirtelim. Ömer Erdoğan biliyorsunuz Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü.
Bursaspor'da şampiyonluk yaşamış bir isim de Ömer Erdoğan. Ligde Fatih Karagümrük'ün başında çıkacak. Yine Hüseyin Çimşir de bugün o sene 2010 yılında Bursaspor'da şampiyonluk yaşamış bir isim. O mutluluğu tatmış bir oyuncu bugün Bordo Mavi takımın kulübesinde genç teknik adam. Bakıldığında aslında Hüseyin Çimşir tabii ki Trabzonspor'un altyapısında 12 yaşında futbola başlamış bir isim. Bu basamaya kadar gelene kadar Trabzonspor'un hemen hemen her altyapı kategorisinde görev yaptı. Çok uzun yıllar Trabzonspor'da oynadıktan sonra futbol kariyerinin son döneminde Bursaspor'a gitti ve orada şampiyonluk yaşadı. Hala Bursa'da çok sevilen isimlerin başında geliyor Hüseyin Çimşir. Bu arada unutma Bursaspor Başkanı da geldi. Mesut Mestan da şu anda maçı izleyenler arasında. İki başkan birbirlerini selamladı. Karşılaşmayı birlikte izleyecekler. İki kulübün başkanı ve yöneticileri mücadeleyi mercek altına alıyor diyelim. Evet, Hüseyin Çimşir için devam edelim. Hüseyin Çimşir Mustafa Reşit Akça ile antrenörlük kariyerine başlamıştı Osmanlı Spor'da. O zaman Bado Endiaya'nın de transfer olduğu ilk dönemdi. Bado Endiaya'ya gelirken Hüseyin Çimşir'in de birçok kez kendisini istediğini ve olumlu rapor verdiğini söyleyelim. Hatta Bado Endiaya Trabzonspor'a gelmeden önce de yine Hüseyin Çimşir'le bir dirsek temasına geçti ve bu transferde onun da payının olduğunu vurgulamakta fayda var. Diara, Onur Atasayar, kaleci Çağlar. Çağlar Akbaba'dan uzun bir top ileri doğru. Ortada Endiaye, şimdi solda atak hazırlığında Abdurrahim Dursun. Biraz tabii sakat oyunculardan da bahsetmekte fayda var aslında sevgili Yunus Emre. Abdülkadir Ömür'ü herkes evet. Soruyor. İyileşme süreciyle ilgili bir bilgi var mı? Abdülkadir Ömür Mart ayında sahalara dönecek. Mart'ın ortalarına doğru da ilk maçına çıkmasını bekliyoruz. Şu anda Almanya'da tedavisi ve çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Kendisi oldukça iyi durumda fiziksel anlamda. O zamana kadar olan süreçte de hem tedavisi tamamlanacak hem de antrenmanlarını milli takımın doktoru da olan Ufuk Şentürk yönetiminde orada yapacak. Bunu söyleyelim. Almanya'da şu anda evet, kendisi. Almanya'da. Uğurcan Çakır'ın sakatlığı var. O yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Yine Yusuf Sarı'nın da sakatlığını önemli ölçüde atlattığını belirtelim. Kamil Ahmet Çörekçi çizgi üzerinde. Topu çevirdi. Oynayın diyor yardımcı hakem. O bölgede Kerem Baykuş. Şimdi oyuna genişlik kazandırmak istiyor. Yerden bir pas gönderdi Obi Mikel ama isabetli olmadı. Burak kapacak. Tat çizgisi üzerinde. Şimdi içeriye doğru kat etti yeşil beyaz takım. Geride Selçuk top istedi. Yüksek bir top geldi ama taç. Bursaspor kullanacak. Onur. Bir kez daha taç. Tabii transferde de tam dönemi. Gerçi Sayın Başkan her ne kadar şu anda aslında kadroya baktığımızda ser verip sır vermese evet. De aslında sen de geçen gün röportaj yaptın kendisiyle. Trabzonspor Başkanı'na. Aslında şu an kadroya bakıldığında Trabzonspor'un nereye ihtiyacı var diye baktığımızda çok net bir şekilde şu ortaya çıkıyor ki stoperde iki sol ayaklı isim yan yana oynuyor şu anda. Hüseyin'i ve Fernandez ikisi de aslında sol stoper ama birlikte görev yapıyorlar. O bölgede bir lider stoper eksikliği Trabzonspor'un çok dikkat çekmişti sezonun ilk yarısında. Bence hala o bölgede bir eksiklik var. Oraya bir takviye yapılması gerekiyor. Sağ açığa gelecek olursak esas mevki sağ bek olan şu anda Kamil Ahmet Çörekçi'yi o bölgede görüyoruz. Ama zaman sezonun ilk yarısında Yusuf Sarı o bölgedeki ihtiyaçları önemli ölçüde gidermiş olsa da yaşadığı sakatlıklardan sonra çok fazla bir alternatifi kalmıyordu Trabzonspor'un orada. Orada da bence bir ihtiyaç olduğu gerçekten oldukça bariz. Dolayısıyla şu maçın özelinde de baktığımızda stoper ve sağ açık takviyesinin Trabzonspor için elzem olduğunu söyleyebiliriz. Bugün iki sol ayaklı stoper dediğin evet. Gibi Hüseyin'i ve Ivanildo Fernandez oynuyor. Yunus Emre Sel'in de söylediği gibi Bursaspor'da mutlaka bir takviye yapacak. Kulağımıza geliyor tabii. O noktada yönetim ve teknik heyet birlikte çalışıyor. Bursaspor'da birinci ligde şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Trabzonspor'da Süper Lig'de şampiyonluğu evet. Hedefleyen bir takım. Devre arasında iyi takviyelerle, nokta transferlerle belki de mutlu sona ulaşabilir. Orada da Latovlevic'i kampa davet edilmedi. Anıl Karayel sakatlıktan yeni çıktı. Onun yokluğunda stoperde Cüneyt görev yapıyor. Sen de söylediğin Sabek Şehu da Nijerya'dan geç geldi. Onun Şehu geç geldi evet. Evet. İsmail çok çalışıyor o bölgede görüyoruz. Bakıldığında
Sol açık Brezilyalı Igor da kampa alınmadı. Kendisine takım bulması talep edildi. Dolayısıyla Bursaspor'un kadrodan göndermeyi düşündüğü isimler var ve bu isimlerin yerine de takviye yapması gerekiyor açıkçası. Çünkü birçok takım devre arasında kadrosunu güçlendirirken Bursaspor bu noktada sıkıntı yaşarsa sezonun ikinci yarısı onlar için zor geçebilir açıkçası. Tabii Süper Lig zor olduğu kadar birincilik de son derece zor. Orada da 3 puan hakikaten kazanmak, 3 puan ulaşmak çok ama çok zor. Evet, kale vuruşu kullanacak şimdi Bursaspor kalecisi Çağlar Akbaba. Hava topu mücadelesi, indirdi topu Obi Mikel. Top şimdi Hüseyin'de. Hüseyin'i. Sağda Serkan Hasan. Bu arada iki takım da baktığımızda çok geniş kadroyla geldi Antalya'ya. Evet. Yanılmıyorsam Trabzonspor 36 oyuncuyla geldi değil mi? 36 oyuncuyla geldi. Bu 36 oyuncudan 12'si Trabzonspor altyapısından kadroya dahil edilen isimler. O isimlerden bir tanesi de şu anda Kerem Baykuş ilk 11'de sağda. Yine Serkan Hasan sezonun ilk yarısında çok fazlasıyla kendisini görme bu şansı bulduk. Bu arada bir vuruş kaleci tokatlıyor. Çok klas bir dokunuş Recep Aydın. Kaleci Erdek kardeşler sağ eliyle bakın tam ters noktada o vuruşu dışarı tokatlıyor Erce kardeşler. Çok iyi uzandı. Müthiş uzandı. Bu arada Erce kardeşlerle ilgili şu detayı da verelim. Bursa Spor altyapısından yetişti. Bravo. Şu anda 16 evet. numaralı formasıyla da Bursa Spor'a karşı o da kalesini koruyor. Köşe vuruşu geldi. Seleznov'dan önce bir kafa darbesi Ivanildo Fernandez. Bu arada biliyorsun Erce kardeşlerin babası da kaleci. Evet, Bursa Spor. Abisi de hakem. Oldukça futbol camiasının içerisinde bir aile gibi gözüküyor. Bu arada Bursa Spor altyapısından da 11 oyuncunun burada olduğunu söyleyelim. Evet. Onlar da kadrosunda birçok genç oyuncuya şans vermek için buraya getirmiş durumda şu anda. Hazırlık karşılaşmalarının bu tarafı çok güzel. Özellikle devre arasında. Evet. Çok geniş bir havuz ve o havuzdan istediğin oyuncuyu çek al. Genç, bunu son dönemde Trabzonspor gerçekten iyi yapmaya başladı. Birçok oyuncusunu çıkarttıktan sonra şu anda kadroda gördüğümüz oyunculardan 3 tanesi yine Trabzonspor altyapısından yetişen isimler. Bu arada Trabzonspor hata. Şimdi arkaya çıkartılan top. Bir vuruş savunmadan döndü ve uzaklaştırıyor Bursa Spor savunması. Şimdi Selezno'ya doğru gelmedi. Bekleyin dedi hakem. Çünkü yerde yatan Badu Endiaye. Burada Kerem Baykuş ismine biraz dikkat çekmek gerekiyor aslında Aykut İnce. Çünkü benim ısrarla patlaması yapmasını beklediğim isimlerden bir tanesi. 14 yaşından beri altyapıda kendisini ciddi şekilde takip ediyorum. Var olan potansiyeli gerçekten oldukça fazla. Bir anda bir yıl içerisinde çok fazla boy attığı için belki biraz bir gelişimiyle alakalı biraz sıkıntı yaşadı. Futbolsal anlamda gelişimiyle alakalı biraz sıkıntı yaşadı ama şu an itibariyle o süreci iyi atlattığını ve gerçekten çok önemli bir isim olduğunu söyleyelim. 8 ve 10 numaralı mevkilerde oynayabiliyor ama sezonun ilk yarısında zaman zaman U21 takımı, daha doğrusu U19 takımında kendisini forvet hattında da istedik. Gerçekten çok bitirici şutları var. Birazdan belki de onları da görme şansımız olabilir. Ya zaten muhtemeldir. Senin söylediğin çok önemli bir nokta var. İkinci yarıda bambaşka bir 11 olabilir iki takım için. Genç oyuncuları izleme açısından hep sıklıkla söyleriz ya A-Spor'da da işte sen de söylersin. Köşe yazarları yazar, yorumcular anlatır. Gençleşmemiz lazım. Altyapıya dönmemiz lazım. İşte o altyapının ürünü bugün göreceğiz. Ben mesela çok merak ediyorum. Hani ara ara forma şansı bulsa da çok nadir tabii. Kaleci Arda Akbulut'u bir izlemek istiyorum Trabzonspor'da. Ne bileyim işte Safa, Behlül, Cafer, Muhammed, Koray, Bursaspor'da Ertuğrul, Batuhan. Yani bunları bir izleyelim, bir görelim. Çünkü bizim Türk futbolunun geleceği bu isimler. Aslında bu gençler. Bursaspor'da Ali Akman'a da dikkat çekmek gerekiyor. Bravo. Ayhan Akman'ın da yeğeni aynı zamanda. Bence Ayhan sezon... Akman'ın yeğeni. Evet. Sezonun ilk yarısında dikkat çeken isimlerden bir tanesiydi. Bursaspor'un forvet yetiştirme potansiyeli oldukça fazla. Bence bazı takımların böyle dikkat çeken özellikleri oluyor. Bursaspor'da da gerçekten forvet yetiştirme ve kaleci yetiştirme konusunda oldukça iyi. Ali Akman ismini de bence bundan sonraki süreçte fazlasıyla
duyabiliriz gibi geliyor bana. Maçta 15. dakika. Hazırlık maçında Trabzonspor 0, Bursaspor 0. Şimdi topu önüne almak istedi Ekuban. Ve ortada Emirhan Aydoğdu. Sağ kanatta Burak. Top isteyen yine Emirhan oldu. Geldi top ceza sahasına, offside. Offside'deki isim Seleznov. Seleznov da çok etkili bir oyuncu. Bundan önceki dönemde Yalçın Koşukovak döneminde çok fazla 11'de şans bulamadı ama bu mücadelede İbrahim Üzülmez direkt 11'de başlattı. Sanıyorum Seleznov'u önümüzdeki 17 maçlık periyotta sık sık Bursaspor'da 11'de göreceğiz. Evet, dediğim gibi sezonun ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamamıştı ama bundan sonraki süreçte bence İbrahim Üzülmez kendisini çok fazlasıyla değerlendirecektir. Bu arada Macit Hüseyin ile ilgili az önce söyledik. Sol ayaklı iki tane aslında sol stoper diyelim, düzeltelim. Çünkü Macit Hüseyin'i iki ayağında çok iyi, iki ayağında çok iyi kullanabiliyor. Yani sağ ayağını ağırlıklı kullanıyor ama daha çok sol stoper görev yapan iki isim şu anda birlikte görev orijinal yapıyor. Orijinal bölgeleri. Evet, sol stoper. Sol stoper. Evet. Burak kapacak. Topu kaybetti. O bölgede Abdurrahim Dursun. Abdurrahim de hakikaten geleceği çok parlak bir oyuncu. Başkan Ahmet Ağoğlu geçtiğimiz gün açıkladı zaten. Kendisine Hollanda'dan 1 milyon avroluk teklif var. Uzun yıllar altyapı takımlarında görev yaptı. Milli takımda da uzun süre görev yaptı. Gerçekten potansiyel Serkan Hasan'la birlikte Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet edebilecek bir oyuncu bence. Bu arada Ekuban yerde kaldı. Durum 0-0. İsmail, kaleci Çağlar, Diara, ileri gidin diyor Diara, Emirhan, Selçuk. Tabii Selçuk Şahin de ilerlemiş yaşına rağmen yine de çok etkili bir oyuncu. Selçuk Şahin ve bugün Bursaspor'un sahadaki kaptanı Diara. Araya giren oyuncu Ivanilo Fernandez oldu ve bir hızlı top ileriye doğru. Şimdi sol kanattan geliyor Fıratcan Üzüm ve top dışarı çıktı. Fıratcan Üzüm. Bir kez daha izleyeceğiz pozisyonu. İşte bakın burada bir anlık savunmada hata. Fıratcan Üzüm girdi. Bu vuruşunda top dışarı çıkıyor. 18. dakikadayız. Trabzonspor, Bursaspor hazırlık maçı kadrosu. Sevgili seyirciler, bu kadronun içinde Ndiaye'yi görüyoruz ki ilk kez oynuyor. Ve yine Seleznov'da, deneyimli bir isim Seleznov'da, İbrahim Üzülmez tarafından 11'de karşılaşmaya başlatıldı. Bundan önceki dönemde çok fazla forma şansı bulamamıştı Seleznov. Hem Ndiaye'yi gözlemleyeceğiz hem de Seleznov'un performansı. Recep Aydın. Diara. Onur. Sol kanattan atak hazırlığında Bursaspor, gol pozisyonu, vuruş, kaleci yine çok kritik bir hamle, bu arada bekleyin dedi. Çünkü Seleznov bir sakatlık yaşıyor, Yevgen Seleznov. Hakem Erdem Temel Seleznov'un başında yüzünü tutuyor Seleznov. İşte bu şutu bir kez daha izledik ve top dışarı çıkıyor, out. Zaman zaman Bursaspor'un tehlikeli olduğu anlar Recep Aydın'ın şutunda ve zaman zaman da Trabzonspor'un etkili olduğunu belirtelim ama ağırlıklı orta sahada geçiyor karşılaşma. Şu anda evet iki takımın da biraz daha orta sahada oyunu kontrol etmeye çalıştığını görüyoruz. Bursaspor'un iki tane tehlikeli şutu var. Bu iki şut da üstten dışarı çıkmış durumda. Trabzonspor ise şu anda rakip kaleye daha çok kanatları kullanarak gitmeye çalışıyor. Ndiaye. Macit Hüseyin'i.
Kerem Baykuş. Serkan. Tek top yerden. Obi Mikel'in attığı top. Yerde kalan oyuncu o bölgede Kerem. Oynayın dedi hakem. Emirhan. Topu kaybetti ve faul. Trabzonsporlu oyuncuların itirazı maçın hakemine. Obi Mikel orada onunla birlikte Ndiaye'yi de görüyorum ve o itirazların içinde Fıratcan Üzüm de vardı. Pozisyonu izledik ve gözler kuşkusuz Ndiaye'nin üzerinde. Trabzonspor taraftarı performansını çok merak ediyor Ndiaye'nin. Selçuk. Selçuk'tan sol kanada, sol tarafta topla buluşan Onur. Selçuk. Yüksek bir top ve Burak yetişemedi. Taç Trabzonspor'un. Abdurrahim'den geriye. Ivenildo Fernandez, kaleci Erce. Majid Hüseyin'i. Kamil Ahmet Çörekçi. Hüseyin'i. Erce. Ivanildo Fernandez. Hüseyin'i. Kaptan Kamil Ahmet. Tekrar top kendisinde. Majid Hüseyin'i. Kamil Ahmet Çörekçi. Kerem Baykuş. Sağ kanada attı topu Ekuban. Geride tekrar Hüseyin'i. Top dolaştırıyor bordo mavili takım. Serkan Hasan. Kamil Ahmet Çörekçi. Yerden bir pas geldi, o bölgede çıkaramadı topu. Ekuban ve kritik bir müdahaleyle top dışarı çıktı. Taç. Kerem Baykuş. Ivanildo Fernandez. Biraz önce görüntüye İbrahim Üzülmez geldi. Bursa Spor'da teknik direktör. Bu arada bir kafa vuruşu ama offside. Uğur Onay yardımcı hakemin bayrağı havaya kalkıyor ve işte offside'ın görüntüsü bir kez daha ekranda. Karşılaşmada golsüz eşitlik. 23. dakika. Kaleci Çağlar. Fernandez. Kerem Baykuş. Kerem. Top kaybı. Hızlı hücum şansı yakaladı Bursa Spor takımı. Burak kapacak, sağ kanada aktardı. Ceza sahası uzak noktada. Özer Urmacı top istiyor. Yerden geldi. Offside. 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 Sık sık offside bayrakları. Tabii biraz düşük tempoda giden bir mücadeleye tanıklık ediyoruz. Evet, şu ana kadar oyunun temposu çok beklediğimiz gibi değil. Özellikle orta sahada mücadelesi şeklinde geçiyor. Bence ilk yarıda her iki takım da biraz rakibin sınamaya yönelik bir oyun sergiliyor. Ama ikinci yarıda kadroların önemli bölümü değişecektir tabii ki. Hüseyin'i. Taç Bursa Spor'un. Topu ayağının altından kaçırdı Serkan Hasan. Onur kullandı taç atışını Bursa Spor'da. Selçuk Şahin. Cüneyt Köz. Selçuk. Emirhan Aydoğdu. Baskı yapan oyuncu. Fernandez. Çalan düdük. Top Trabzonspor'un. Ndiaye kullandı. Ekuban göğsünde topu yumuşattı Ekuban. Tek başına hareket halinde iki oyuncuyu geçti. Ekuban ceza sahasında. Ekuban çekti topu. Bir vuruş. Dışarı çıktı top ve out.
Kuban'da, Onazi'de geçtiğimiz yıl gerçekten çok iyi bir form düzeyi yakaladıklarını, daha doğrusu Kuban bu yıl, Onazi geçtiğimiz yıl çok ciddi bir form düzeyi yakaladıklarında sakatlık yaşayan iki talihsiz oyuncu oldu. Kuban o gücünü şu an biraz kaybetmiş gibi gözüküyor ama kısa sürede geri kazanacaktır. Tabii o bölgede mesela baktığımızda ceza sahasına dikine toplarda gözler sanki Vakemi'yi arıyor. Evet, o özellikle onun o bitirici pasları noktasında şu anda bir eksiklik yaşanıyor. Muhtemelen ikinci maçta biraz daha onları da görme şansımız olacak gibi gözüküyor. Ndiaye çok çabuk döndü. Obi-Mikel. Seleznov. Obi-Mikel. John Obi-Mikel. Kerem Baykuş. Hüseyini. Topu önüne almak istedi Kerem, olmadı ve top Bursaspor'un. Oyun sertleşiyor. Hazırlık maçı dahi olsa top kapma savaşı hakikaten görülmeye değer. Oyuncular son derece iyi niyetli, bunu da söyleyelim ama yatarak müdahalelere baktığımızda da topu kazanma isteği, arzusu oldukça baskın iki takımda. Tabii sezonun ilk yarısında her iki takımdaki oyuncuların birçoğu formaya yakın gibi gözükse de hocalarının gözüne girmesi için bu maçlarda da olsa oldukça iyi bir performans ve mücadele ortaya koymak zorundalar. Şu anda da öyle bir karşılaşma seyrediyoruz. Şimdi sağ kanat Seleznov. Seleznov topu aldı. Seleznov baktı içeri. Yerden bir pas geliyor. Karşıladı kademede. Topa sahip oldu Kamil Ahmet Çörekçi. Kritik bir hamleydi. Ndiaye. Badu Ndiaye. Kamil Ahmet Çörekçi orta pozisyonu arıyor. Çekti topu. Sol ayağıyla gönderme düşüncesinde. Kamil Ahmet Çörekçi geçti rakibini. Bir çalım denemesi daha. Top Trabzonspor'da. Orta geliyor. Kafa vuruşu. Dışarı çıktı. Out. ...28. dakikadayız. Diara. Özer Urmacı. Tekrar Özer. Özer Urmacı da eski... Eski Trabzonspor'da oynamış isimlerden bir tanesi. Büyük beklentilerle alındı. Aslında ilk sezonunda biraz iyiydi ama sonrasında tabii ki o beklenen performansı sergileyemeyince takımdan ayrılması gerçekleşti. İlk yılında çok müthiş bir performans ortaya koymuştu hakikaten. Şimdi o performansın biraz uzağında ama yine de deneyimli, önemli bir oyuncu. Bakalım Bursaspor'un başarısında katkısı ne olacak, onu da merakla bekliyoruz. Taç, bordo mavi takımın. Az önce de ifade ettiğim gibi Trabzonspor resmi maç maratonuna kupa maçıyla başlıyor. Yukatel Denizli Spor'la kendi sahasında oynayacak bordo mavi takım. Ve ligde de hemen o dönemin hafta sonunda Kasımpaşa ile içeride oynuyor. Ve Bursaspor'da sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Şimdi orta geldi uzak noktaya doğru. Karşılıyor savunma. Kafayla uzaklaştırdı Özer Urmacı. Kaleciye geri pas. Gol pozisyonu. Çağlar ikinci müdahale. Ceza alanı dışı. Sert vuruş. Obi-Mikel. Olmadı ve top sekti. Ekuban bir ikinci hamle. Kaleci uzandı. Müthiş uzandı Çağlar. Savunmaya çarpan top bir anda kaleciyi yanıltabilirdi ama çok iyi hissetti ve çok iyi uzandı. Az önce söylemiştim, Kerem'in o altyapıda gördüğüm şutlarını burada da belki görebiliriz diye hemen o şutlardan bir tanesini de az önce kaleye gönderdi. Kaleci güçlükle çıkardı. Sol kanattan Trabzonspor atı ama out. Bu arada iki takımın ligdeki puan cetvelinde değerlendirmek lazım. Trabzonspor 17 maç sonunda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Ligin en fazla gol atan iki takımından biri, 35 gol Demirgrup Sivasspor'la birlikte gol sayıları aynı. 19 gol yedi artı 16'lık bir avaraj ve 32 puana sahip.
içeride aslında kolay kolay bileği bükülmeyen bir takım. Evet. İç saha performansı hakikaten çok iyi. İç sahada 8 maç 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti Trabzonspor. Yani kendi seyircisiyle bütünleşen bir takım, seyircisinin gücünü doğru kullanan bir takım Trabzonspor. Bordo mavi takım hata. Savunmanın müdahalesi geldi. Bursaspor'da ilk yarıyı birincilikte 5. sırada bitirdi. 17 maç sonunda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet. 25 gol attı, 22 gol yedi. Artı 3'lük bir avaraj ve puanı 27. İçeride yine aynı Trabzonspor gibi aslında karnesi Bursaspor'un. İçeride 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. Yeşil beyazlı takımın deplasmandaki performansı iç sahaya göre biraz düşük. Deplasmanda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet. Orada yani deplasmanda 11 puan toplamış bir takım. Ama Bursaspor içeride 19 puana ulaşmış sevgili Yunus Emreser. Trabzonspor içeride kaç puan toplamış diye bakacak olursak, içeride 17 puan toplamış. Evet. Deplasmanda da 15 puan. Hemen dengeli. Hemen hemen dengeli. Ama içeride daha güçlü. Yani şu da çok net gösteriyor ki atılan gol sayısına bakıldığında, zaten çok uzun zaman sonra ilk kez Trabzonspor transfer dönemi içerisinde bir forvet transferine ihtiyaç duymuyor. Burada tabii ki Sörloth'un ilk yarıdaki o altın değerindeki performansının çok ciddi katkısı var. Ama Bursaspor'un da aynı şekilde ciddi savunma zaafları gösterdiğini görüyoruz. Hemen hemen attığı gol kadar yemiş Bursaspor ilk yarıda. Şimdi iki teknik adam da, sevgili Yunus, iki teknik adam da kulübede oturan oyuncuları soyunma odasına yolladı. Muhtemelen forma değişikliği olacak ve bambaşka 11'lerle ikinci yarıyı izleyeceğiz. Bu 11'i, yani iki takımın bu 11'ini değerlendirmek gerekirse, iki takımın zaafları neler, gol yollarında etkili mi? Şöyle bir 32 dakikalık bir analiz rica edeyim senden. Gerçi ilk yarının sonunda yine detaylı konuşuruz ama baktığımızda hangi noktalar aksıyor iki takımın? Öncelikle şunu söyleyeyim. Badou Ndiaye'nin özellikle savunmadan çıkan topları ileri taşıma noktasında biraz takıma fark yaratmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Özellikle topu alıp ileri taşıyıp kanatlara dağıtma noktasında şu ana kadar bence iyi bir görüntü ortaya koydu. Tabii ki bir henüz 30 dakikalık performansla bunu baz almak biraz zor ama bu dakikaları değerlendirecek olursak bunu söyleyebiliriz. Trabzonspor özellikle savunma arkasına adam kaçırma noktasında yine biraz bariz sıkıntılar yaşıyor gibi gözüküyor. Bursaspor'un da yine savunma zaafları çok net bir şekilde ortada. Trabzonspor'un hızlı oyuncusu sahada olmuş olsaydı şu an itibariyle muhtemelen çok daha farklı bir sonuç görebilirdik. Ekubano eski gücünü yakalarsa bence yine Trabzonspor'a çok ciddi katkılar yapacaktır. Bursaspor'un ama savunmada zaafların olduğu gerçeği. Sanki hücumda biraz daha zengin bir görüntü var. Mesela solda Özer kat edebilen bir oyuncu. Sağda Burak Kapacak çok iyi top taşıyan bir oyuncu. Recep Göbekte sıklıkla pozisyona giriyor, pozisyon üreten bir isim. Seleznov sanki böyle baktığımızda ağır gibi duruyor ama aslında bir anda topla çabuk hızlanabilen bir oyuncu ve çok da tecrübeli. İki ayağını da çok iyi kullanıyor. Yani ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu ceza sahasında Seleznov'un. O açıdan baktığımızda iyi bir hücum hattı olduğunu söyleyebiliriz ama savunmada aksadığını da vurgulamakta fayda var Bursaspor. Evet. Ki sen sık sık vurguluyorsun. Burak. Top istedi sağ kanatta, Burak Kapacak. Uzun bir top geldi Seleznov ve hiç riske girmedi. Hiç riske girmedi Serkan Hasan ve Koner. Bursaspor köşe vuruşu kullanacak. Antalya Belek'teyiz. Devre arası kampı sürüyor takımların ve hazırlık maçı. Trabzonspor Bursaspor mücadelesi, golsüz eşitlik. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi yeşil beyazlı takım. 35. dakikadayız. Ceza sahası içinde 5 Bursasporlu. Korner kullanıldı. Öndre'ye doğru kafayla karşılıyor tekrar korner. Seleznov yine ceza sahasına doğru kat etti. Bu kez ceza sahası dışına. Şimdi orta geliyor. Uzak noktaya doğru bir kafa vuruşu ama yardımcının bayrağı havada ve top Trabzonspor'un. Evet.
yardımcı hakem Güner Mumcu Taşlı'nın bayrağı ve Erce kullandı. Hüseyin'i. Hava topu mücadelesi. Ekuban alamadı topu. Özer Urmacı. Özer yerden. Şimdi Emirhan. Emirhan sokuldu topla birlikte. Ceza alanının dışı. Burak Kapacak arkaya bıraktı. Özer Urmacı. Selezno göğüs kontrol. Selezno! Dışarı attı topu. Selezno hakikaten çok etkili bir oyuncu. Mesafe tanımaksızın vuran bir oyuncu. Selezno o bölgede topu buldu ve direkt dışarı attı. İyi de vurdu. İyi de düşündü aslında. Ama kaleci Erce kardeşler de şu ana kadarki performansıyla çok iyi performans ortaya koyuyor. Gayet iyi. Özellikle sadece kalesini korumakta kalmıyor. Savunma arkadaşlarını yönlendirme noktasında da oldukça istekli olduğunu söyleyebiliriz. Kale vuruşu Bursaspor'un. Sevgili seyirciler, sadece bugün Antalya'da güneş yüzünü gösterdi. 3 Ocak'tan itibaren hakikaten çok yağış aldı bugüne kadar. Çok yağışlı bir hava vardı Antalya Belek'te. Araçlar bazen çok zorlandı yolda. Küçük küçük su baskınları. Bazı takımlar şartları çok zorlamasına rağmen zorunluluktan salonda çalışmalarını devam ettirdi. Çünkü dinmeyen bir yağış. Hakikaten o kadar şiddetliydi ki yağış ve fırtına. Ama bugün çok güzel bir hava. Hakikaten Mayıs ayında gibiyiz. Evet. Maç öncesinde de zemin çok kuruydu. Teknik adamlar ıslatılmasını istedi. Bursaspor hata, bir vuruş, savunmanın müdahalesi, korner. Köşe vuruşunu kullanacak yeşil beyazlı takım. Emirhan gidiyor çeyrek daireye. Selçuk Şahin yayın tam orada çizgin üzerinde. Arkasında Recep Aydın'ı görüyorum. Yine Diara geldi savunmadan. Köşe vuruşunu yeşil beyazlı takım kullanacak. Korner geliyor, kaleci çıktı ve aldı Erce kardeşler. Tek top ileri doğru. Burak Kapacak. Özer Urmacı. Obi Mikel. Kerem. Kamil Ahmet Çörekçi. Hemen arkasında Serkan. Serkan. Ivanildo Fernandez. Baskı yapan Selezno. Fernandez yerden attı topu. Fıratcan Üzüm. Hakemin bayrağı havada. Yardımcının bayrağı havada ve top Bursa Spor'un. Diara. Bu arada 50 numaralı formasıyla Kerem Baykuş'un bir problemi var. Sağlık ekibi şu anda geldi. Hakem oyunu durdurdu. Tabii. Futbolcu sağlığı, sporcu sağlığı her şeyden çok önemli. Bu noktada Kerem'in tedavisi hemen saha içinde yapılıyor. Hatta saha dışına alındı şu anda. Dışarıda tedavisi sürecek. Bordo Mavi ekipte bir sakatlık yaşıyor Kerem Baykuş. Genç bir oyuncu. Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur. Gerçekten çok ciddi bir potansiyeli olan bir isim. Top Bursaspor'da. Emirhan. Bu arada yerine Onazi oyuna dahil oluyor. Öyle gözüküyor şu anda. Evet. Kerem Baykuş devam edemiyor. Onazi oyuna girecek herhalde.
Kerem devam edemeyecek gibi duruyor. Çünkü Adelesini tutuyor Kerem Baykuş. Onazi. Oyuna girecek. Şu anda kenarda Ogenyi Onazi. Onazi de tabii çok talihsiz sakatlıklar yaşadı. Uzun süre sahadan uzak kaldı sevgili Yunus. Evet, 345 gün sonra sahalara döndü. Aşil tendonu koptuktan sonra gerçekten çok uzun süreli bir sakatlıktı bu. Acaba o sakatlığı yaşamasaydı geçen sene Trabzonspor için çok farklı olur muydu diye bir sürü bu soruyu sormaktan alamıyorum. Kaç gün demiştin? 345 gün. Gerçekten oldukça uzun bir süre. Devre arası ismi gidecek mi? Bir yıla yakın yani. Evet, hemen hemen bir yıl. Çok önemli, çok klas bir oyuncu. Ogenyi Onazi. İşte bu arada... Devre arası takımdan gidecek mi kalacak mı soruları vardı ama şu an itibariyle takımda kalacağını hemen hemen netleştiğini söyleyelim. Çünkü bir maliyet gidişi, maliyet anlamına geliyor. Trabzonspor da bu riski göze almıyor. Şimdi bu noktada tabii kurgu da değişir. Şimdi Ndiaye Onazi yan yana oynayacak. Az önce Hüseyin Çimşir görüntüye gelmişti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir. Ünal Karaman'dan sonra takımın başında Onazi. Kamil Ahmet Çörekçi. Seleznov. Recep Aydın yatarak müdahale. Onazi bırakmadı. Şimdi Obi Mikel. John Obi Mikel sola attı. Fıratcan Üzüm. İçeride Kuban top istiyor. Taç, bordo mavili takımın. Hakemin eli havada. Top Bursaspor'un. Ekranlarını yeni açanlar için belirtelim. Kerem Baykuş. Genç oyuncu bir sakatlık yaşadı. Yerine Ogenyi Onazi oyuna dahil oldu. İlk oyuncu değişikliğini zorunlu yaptı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir. İnşallah kötü bir şey yoktur genç oyuncunun. Seleznov yerde. Ve geldi, rakibini yerden kaldırıyor. Çok güzel bir görüntü. Maşit Hüseyin'i, Seleznov'u yerden kaldırdı. Ve top şimdi Bursaspor'da. Çağlar. Burak. Burak kapacaktı. Hakikaten... Yeşil Beyaz takımın etkili oyuncularından birisi, hızlı bir kanat oyuncusu, yetenekli ve birçok takımın da gözdesi ama Bursaspor'u çok seviyor Burak Kapacak ve Bursaspor da onu çok seviyor. Taraftar da çok seviyor. Etkili bir isim Burak Kapacak, Türk futbolunun işte geleceği. Evet, o da yine bir başka yetenekli isim. İsmi parlayan isim, oyunculardan bir tanesiydi. Ali Akman'la birlikte Kubilay'ı da sayabiliriz. Gerçekten Bursaspor'un da bu tür oyuncuları Türk futboluna sıklıkla kazandırdığını sen zaten yayının başında söyledin. Onu da, ismini bundan sonraki süreçte sanırım duyma fırsatımız olacak. Yani sadece nice Buraklar var aslında. Hem Trabzonspor'un altyapısında hem Bursaspor'un altyapısında. Yani Türkiye'nin iki güzel şehri bir kere her şeyden öte. Trabzon, Bursaspor. Aynı zamanda da her mahallesinden futbolcu fışkırıyor. Çok genç, yetenekli, kabiliyetli oyuncular var. Şimdi geriye dönüp saymakla bitmez. Burak bu arada. Burak ceza sahası içine, Burak Kapacak. Dönebilecek mi? Çalımı düşündü ve kaybetti. Karşısında Abdurrahim. Ters kanattan geldi kademeye. Serbest vuruş Trabzonspor'un. Bireysel anlamda baktığımızda sevgili Yunus Emresel, çok yetenekli oyuncular var. Şimdi biz anlattığımız yerden çok yakınız onlara. Klas hareketleri var. Mesela topsuz alanda da kendilerini gösterebiliyorlar. Top istiyorlar. Hakikaten iki takımın da sorumluluk oyuncu almaktan grubu, kaçınmıyorlar. Aynen öyle. İki takımın da oyuncu grubunda çok klas, çok yetenekli oyuncular var. Bu arada şuna dikkat çekmekte fayda var. Onazi girdikten sonra Badu'yu biraz daha ofansif orta saha 10 numaralı mevkiye yakın görmeye başladık. Daha çok
Ekuban'ın arkasında oynuyor. Zaten Osmanlı Spor'daki döneminde daha çok o bölgede görmüştük onu. Ciddi ofansif anlamda, skor anlamda çok ciddi katkılar yapmıştı. Karşılaşmada 0-0'lık eşitlik devam ediyor. 45. dakikadayız. Onazi, atsayt, onazi. Kamil Ahmet Çörekçi orada yerde kaldı ve şimdi kalkıyor. Sol kanatta Fırat Can Üzüm yerden oynadı. Ndiaye topu alma düşüncesinde ama bırakmayan oyuncu Diara ve al. Araya giren oyuncu Serkan Hasan. Recep Aydın. İlk yarı skoru Trabzonspor 0, Bursaspor 0. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız. Ve şimdi Onazi'yi ikinci yarıda göreceğiz. Özellikle performansını merak ediyoruz. Yine performansını merak ettiğimiz oyunculardan biri de Bursaspor'da Kubilay kanatsız kuşkusuz gözler onun üzerinde olacak ve şu anda da takımın da kaptanı Kubilay kanatsız kuş ve başlama vuruşunda o var. Saatini ayarlıyor hakem ve biz de saatini ayarlıyoruz. Saatlerimizi ve ikinci yarı başladı. Onazi. Koray. Koray geriye döndü. Obi Mikel. Onazi. Orta alanda bir top kaybı. Yerden bir pas. İleri doğru sol önde hareketlenmek isteyen oyuncu Bursaspor takımında Ali Akman. O da oyuna yeni giren isimlerden bir tanesi. Aslında ilk yarıda yorum yaptığımızda sezonun ilk yarısında gerçekten çok ciddi bir çıkış yakaladığını söylemiştik. Onun da performansını açıkçası merakla bekliyorum. Diara döndü geriye. Kaleci Çağlar. Yüksek bir top geldi. Savunmanın müdahalesi Bursaspor takımında ve sağ kanatta Burak Kapacak. Şimdi topla buluştu. Burak çekti topu sağa. Sağ kanattan hareketlenen oyuncu İsmail Çokçalış. Trabzonspor hata şimdi. Uzun bir top ileri doğru Koray'a. Diara. Diara girdi kademeye. Oyun durdu. Taç kullanıldı. Onazi. Burak Kapacak yine kendini gösterdi. Bir uzun şans yakaladı Bursaspor takımı şimdi. Yerden bir pas. Cezaların içi. Gol pozisyonu. Vuruş ve dışarı. Asfak'ta top dışarı çıktı. Top Asfak'ta dışarıda. Yerden bir pas. Kaleci Erce kardeşler. Tekrar Erce. Ivanido Fernandez. Solda Abdurrahim Dursun gidecekti. Kapattı o bölgeyi İsmail. Kaleci Çağlar.
havalanan top. Ivanildo Fernandez girdi araya. Burak. Topu aldı Burak. Kaptırıyor o bölgede araya giren oyuncu Fıratcan Üzüm. Tek top geriye. Kaleci Çağlar ve Sedat Dursun. Sedat. Burak kapacak. Taş Bursaspor'un. İsmail. Ivanildo Fernandez. Erce. Hüseyin'i. Yüksek bir top. Koray'a doğru. Koray indirdi. Uzun boyunun avantajını kullandı ama savunmada Sedat, kaleci Çağlar riskli bir noktada şu anda. Diara. Atanasov'dan geriye tek top. Tekrar Atanasov. Yani Atanasov. Burak kapacağı doğru ama son derece hızlı bir top bu ve doğrudan dışarı çıkıyor. Out ve Trabzonspor kullanacak kale vuruşunu. Karşılaşmada 50. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor Antalya Belek'te. Trabzonspor Bursaspor hazırlık mücadelesi. Koray rakibini ittin diyor maçın hakemi ve Koray da geldiği yerden kaldırıyor Sedat Dursun'u. Serbest vuruş kullanacak yeşil beyazlı takım. Sedat. Diara. Burak altı parmak. İkinci yarıya bir hayli oyuncu değişikliğiyle girdi teknik direktör İbrahim Üzülmez. Şimdi bambaşka bir 11 ile görüyoruz yeşil beyaz ekibi. Hüseyin Çimşir çok fazla dokunmadı ilk yarıdaki 11'e. Biri mecburi olmak üzere iki değişiklik yaptı şu ana kadar. Muhtemelen dakikalar 70'i gösterdiğinde takımın hemen hemen çok büyük bir bölümünü değiştirecektir. Bursaspor şu anda takımın hemen hemen yarısını değiştirmiş durumda. Burada Cani Atasonov'a biraz dikkat çekmek gerekiyor. Makedon oyuncu milli takımda görev yapıyor. Orada ciddi bir potansiyeli vaat ettiği gerekçesiyle transfer edildi. Umalım ikinci yarıda bakır o da Bursaspor'a önemli katkılar sağlar. Top Trabzonspor'un. Abdurrahim. Ivanildo Fernandez. Hüseyin'i. Onazi top istiyor ortada. Şimdi yerden bir pas. Etkili değil. Top kaybı. Bursaspor sol kanadı kullanmak istiyor ama araya giren Onazi bir top kaybı daha. Kubilay kanatsız kuş aldı topu önüne. Şimdi sola attı. Burak kapacak ve Kubilay ceza sahasına. Burak kapacağın boşalttığı alana doğru geldi top ama Abdurrahim Dursun. Fıratcan Üzüm. Top dışarı çıktı. Sedat. Hüseyin'i. Bu arada maç sonunda Hüseyin Çimşir'in de Trabzonspor'un başındayken ilk açıklamasını yapacağını duyuralım burada. Evet, maçın hemen duyuralım. Ardından ilk açıklamalarını yapacak. Açıklamasını yapacak. A-Spor ekranlarında bakalım neler söyleyecek genç teknik adam. Diara. Diara'dan kaleci Çağlar.
Sedat Dursun. İki oyuncu sıkıştırdı kendisini. Sağ kanada Burak. Oyun durdu. ...54. dakikadayız Antalya'da Belek'te... ...durum 0-0... ...ama ikinci yarıda daha tempolu... ...golü isteyen, golü arzulayan... ...iki takım izliyoruz... ...şimdi uzun bir top Koray... ...karşısında Sedat Dursun... ...Koray çekti topu geriye yerleşti... ...Bursaspor savunması... ...orta pozisyonu arıyor Kamil Ahmet Çörekçi... ...şimdi çekti topu geriye... ...Hüseyin'i... Bobby Mikel, Ivanildo Fernandez, Onazi, Ndiaye yine topu aldı. Rakip kaleye doğru kat ederken savunmanın müdahalesi geldi Bursaspor takımında. İsmail. Abdurrahim Dursun ve Burak Kapacak. Aldı topu önüne. Burak Kapacak hızlı bir oyuncu. Şimdi yerden attı. Kubilay kanatsız kuş. İki oyuncu sıkıştırdı kendisini. Yerde kalıyor. Oynayın dedi karşılaşma hakemi. Şimdi hareketlenen oyuncu Onazi. Attı topu Ndiaye. Depara kalktı ama biraz hızlı top ve kalecide kaldı. Bu arada Kubilay kanatsız kuşun bir sakatlığı var. Yerde şu anda Kubilay kanatsız kuş. Maçın hakemi geldi. Bir kez daha izliyoruz. İşte bu pozisyonda iki oyuncunun arasında kalıyor. Makasta kaldı. Ve kötü bir şey yok. Kubilay kanatsız kuş oyuna devam edecek. Karşılaşmada 0-0'lık eşitlik. Yayının başında aslında söylemiştik Trabzonspor orta sahasında özellikle dinamiklik noktasında sıkıntı yaşanıyor diye. O dinamikliği şu anda biraz daha Bado Ndiaye'nin yaratmaya çalıştığını söyleyelim. Belki az önceki pozisyonda çıkarken topu kaptırdı ama topu en azından ileri taşıma noktasında bir şeyler üretmeye çalışan bir oyuncu. Orta sahaya kadar geliyor. Oradan topu alıp rakip cezası, üçüncü bölge dediğimiz noktaya kadar taşıyor şu an itibariyle Bado Ndiaye. Bu arada Trabzonspor'da bir anda dört oyuncu değişikliği yaşandı. Safa Akınalı. Bir anda değil mi? Evet. Şimdi tek tek tabii onları izleyicilerimize vereceğiz sevgili seyirciler. Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerinde Safa Kınalı'yı sağ açıkta izleyeceğiz. Bado Ndiaye'nin yerine Cafer Tosun'u görüyoruz. Orta sahada Doğan Erdoğan oyuna dahil oldu Obi Mikel'in yerine. Cafer ve Safa oyuna girdi. Orta sahada Obi Mikel'in yerine Doğan Erdoğan'ı görüyoruz şu anda. Evet, Doğan Erdoğan. Stoper'de de Hüseyin'in yerine Atakan Gündüz girdi. Ayrıca kaleci Erce kardeşlerine evet. De değişip Arda Akbulut kaleye girdi. Şimdi bir değişiklik de Hüseyin Çimşir'den geldi. Evet. Bir değil aslında birçok değişiklik. Yani bir anda her bölgenin adamı çıkmış oldu. Daha çok gençleştirdi şu anda kadroyu Hüseyin Çimşir. Özellikle Cafer Tosun'un patlama yapmasını beklediğimiz isimlerden bir tanesi. Şu anda biraz daha ofansif orta sahada görev yapıyor. Kubilay kanatsız kuş taşıdı topu. Atanasov ondan da top kaybı. Bu arada bir sakatlık. Şimdi oyun durdu. Cafer oyuna girdi. Bir sakatlık yaşıyor Bordo Mavi takımda ve sağlık görevlerini oyun alanına davet etti karşılaşmadaki Erdem Temel. Cafer'in şu anda tedavisi sağ içinde yapılacak. Kubilay kanatsız kuş hemen meslektaşının başında işte bu pozisyonda bir sakatlık yaşadı. 41 numaralı oynayan Cafer, sevgili seyirciler, Trabzonspor'un yine bir başka umut vadeden genç oyuncularından biri. Tedavisi sürüyor. 58. dakikadayız. Durum 0-0. Tedavi süresinde bazı oyuncular da su ihtiyacını gideriyor. Tabii sürekli karşı noktada kulübenin orada da ısınan oyuncuları görmek mümkün. Hem Bursaspor'da hem Trabzonspor'da. Evet, İlerleyen dakikalarda yine farklı değişiklikler göreceğiz gibi gözüküyor. Atakan Gündüz sezon başında Altınordu'dan Salih Kavraz ile birlikte alınmıştı. Onun lisansı çıkarıldı. Salih Kavraz'ın lisansı henüz çıkarılamadı. O da çok ciddi bir potansiyel
vaat ediyor. Bu kampa solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği gerekçesiyle dahil edilmedi. Kulüpten bu şekilde bilgi verildi. Yine Safa Kınalı sezonun ilk yarısındaki U19 takım performansıyla gerçekten çok ciddi bir ışık vaat etti. Özellikle topu çizgide oynamayı seven, rakip ceza sahasına girdiğinde yaratıcılığıyla gol bitiricilik noktasında katkı sağlayabilen bir oyuncu. Sedat. Tekrar Sedat. Bir uzun top şimdi Sedat'tan uzak noktaya doğru ama bir hayli hızlı ve top dışarı çıktı. Taç Bordo Mavili takımın. Sert bir vuruş. Kaleci çıkartıyor topu. Arda Akbulut çok iyi kapattı o bölgeyi. Ve Abdurrahim Dursun'un önünde bir boşluk. Şimdi uzun oynadı. Hareketlenen oyuncu Bordo Mavili takımda Fırat Can Üzüm. Ama kaleci Çağlar. Golsüz eşitlik sürüyor. Hazırlık maçını Antalya Belek'te. Trabzonspor 0, Bursaspor 0. Bursaspor atak hazırlığında. Kubilay top istedi. Ve bir top kaybı, iki takımdan top kaybı yaşanıyor bu dakikada. Orta alanda topu kapan Emirhan. Emirhan Aydoğan. Çok şık bir çalım o bölgede. Onur Atasayar'dan Riyara. Burak Altıparmak. Sedat Dursun. Sağ kanada doğru bir top. Orta İsmail o noktada topu çevirmek istiyor. Rakibi var karşısında. Ivanilo Fernandez bırakmadı. Taç Bordo Mavili takımın. Sağ kanatta çok süratli, çok hızlı bir oyuncu Burak Kapacak. Evet, ilk yarıda da yine Trabzonspor sol hattını bayağı bir zorladı. Abdurrahim Dursun normalde ileri çıkmayı seven bir bektir ama Burak Kapacak karşısında ileri çıkmakta biraz zorlanıyor açıkçası. Onu sürekli olarak bindirmeleri karşısında biraz daha defansif oynuyor bu maçta. Burak Altıparmak. Sedat Dursun. Hiç riske girmedi. Topu geriye kalecisine attı. Çağlar. Diara. Tekrar Diara. Burak Altıparmak. Emirhan ve Sedat Dursun. Şimdi sağ kanada gelen top İsmail. Onun yanına sokulan Burak Kapacak. Bu arada Bursaspor'da yine değişiklik hazırlığı var. 4 oyuncu değişikliği bir anda. 4 oyuncu birden. 4 oyuncu birden oyuna girecek yeşil beyazlı takımda. Tabii hazırlık maçı olduğu için oyuncu değiştirme sayısında sıkıntı yok. Evet. Ama tabii 4. hakemin işi çok zor. Değişiklik tabelası de dolayısıyla yok. Bulunduğumuz açıdan biraz uzak noktadayız ama oyuncular sahaya girdiklerinde hemen izleyicilerimize bilgi aktaracağız. Evet. Sedat Dursun yatarak müdahalede bulundu. Sedat bir kez daha alabilecek mi diye bakıyorum. Top İsmail'de kaldı. İsmail'den Burak Altıparmak. Sol kanattan atak hazırlığında yeşil beyazlı ekip Fatanasov. En geriye kaleci Çağlar. İsmail. Önünde bir boşluk. Onazi geldi. Emirhan yerden bir pas. Bursaspor ata. Son çizgiden orta denemesi korner. Ali Akman son çizgide topu ortalamak istedi ama yatarak müdahale geldi ve köşe vuruşu. Burak Kapacak şimdi çeyrek daireye topu dikti. Atakan Fernandes'in kademesine girerek gerçekten önemli sayılabileceğimiz pozisyonun gelişmesini engelledi şu anda. Henüz kullanılmadı köşe vuruşu.
Geldi top ceza sahasına. Serhat'ın sert bir müdahale. Sağlık görevlerini hemen oyun alanına davet etti. Atakan'ın orada bir müdahalesi vardı topa. Trabzonspor takımında umarız kötü bir şey yoktur. Çünkü çok ciddi ve çok tehlikeli bir pozisyon. Bakın burada. Yani genç oyuncu tabii ki teknik ekibin gözüne girebilmek için tabiri caizse tekmeye kafa atıyor bu pozisyonda. Hüseyin Çimşir'i hem kendini ispatlamak için hem de var olan potansiyelini sahaya yansıtma noktasında oldukça istekli. Milli takımda da görev yapıyor. Geçen sezonun ilk yarısında U19 takımında iyi işlere imza attı. Fiziksel olarak bir stopere göre gerçekten çok üstün özellikleri var. Arkadan oyun kurma becerisi gerçekten çok iyi. Biraz daha hızını artırırsa bence Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet edebilir. Evet, kenardan eliyle işaret etti Atakan. Hakem oyuna gir dedi. Topla buluştu Atakan. Karşılaşmada 0-0'lık eşitlik. 65. dakika. Trabzonspor'da da bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek kulübede. Evet, Muhammed Akpınar oyuna girme hazırlığı yapıyor. İsmail. Emirhan. Yine sağ kanatta Burak bana at dedi. Buluştu topla. Burak kapacak. Rakibin üzerine gidiyor. Burak topun üzerine bastı. Kaybetti. Fıratcan Üzüm. Tekrar Fıratcan Üzüm. İsmail. Sedat Dursun. Diara. Burak altı parmaktan top. Bir savunmacıya geldi. Sedat Dursun'a. Sedat Dursun'dan Burak Kapacan koşu yoluna. Burak içeri doğru kat etti. Müdahale tam yerinde. Ve kaleci şimdi Arda Akbulut. Çalan düdük ve oyuncu değişikliği işareti. 4 Bursa sporlu oyuna girecek şimdi. Trabzonspor'da da Muhammed Akpınar'la Behlül oyuna giriyor. Kaleci Ataberk Bursa Spor'da görev alacak. Burak kapacak. Burak çekti topu, aldı önüne. Burak giriyor. Burak yerden oynadı. Kubilay kanatsız kuş. Yardımcı hakemin bayrağı havada, offside. En direkt vuruş Trabzonspor'un ve oyuncu değişikliği işareti. Henüz gelmedi, bekleyin dedi karşılaşma hakemi. İki oyuncu da Trabzonspor'da kenarda bekliyor. Trabzonspor hata. Sol kanatta bir boşluk. Şimdi Bursa Spor hata. Burak kapacak, top istiyor. Orta geldi ve korner. Abdurrahim Dursun'dan kafa vuruş. Evet, şimdi oyuncu değişikliği işareti geldi. Trabzonspor'da Fıratcan Üzüm. Fıratcan yerine Behlül oyuna giriyor. O da bir kanat oyuncusu. Özellikle teknik kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayalım. Bu arada bir de 41 numarayla Cafer oyundan çıkıyor. Cafer bir sakatlık yaşamıştı az önce. Dolayı. Muhtemelen riske edilmiyor. Onun yerine de yine forvet oyuncularında Muhammed Akpınar oyuna dahil oluyor. Muhammed oyuna dahil oluyor. Evet. Şu anda 9 oyuncu değişikliği gerçekleşti Trabzonspor'da. Köşe vuruşunu kullanacak yeşil beyaz ekip. Patanasov topun arkasındaki isim. Atanasov. Evet, yeşil beyaz ekipte de değişiklikler var. Henüz köşe vuruşu kullanım. Diara çıktı savunmadan. Diara ve Şehu oyuna girdi. Şehu da kampa geç katıldı çünkü Nijerya'da bir maratona katıldığı için biraz gecikmeli geldi. Tabii yönetimden izin alarak Şehu pazartesi kampa katıldı ve ayağının tozuyla 1-2 idmana çıktı ve şimdi bir hazırlık maçında Trabzonspor önünde izleyeceğiz. Abdullahi Şehu.
Bu arada Bursaspor'un da 4 transfer yapacağını söyleyelim. Sol beke, sol açık, sağ açık ve ofansif orta saha mevkilerine transfer yapacak. Sol bek için de Kayserispor'la yollarını ayrılan Atilla Turan'ın isminin geçtiğini buradan belirtelim Bursaspor taraftarlarına. Kaleci Arda. Serbest vuruş. Trabzonspor kullanacak. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Trabzonspor, Bursaspor, Antalya, Belek'te iki takım devre arası kampını geçiriyor ve bir hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Henüz gol yok. Doğan topun arkasında. Yine Trabzonspor'un bir başka yetenekli oyuncusu. Kaleci Ataberk arkadaşlarını uyardı. Kullanılan serbest vuruş. Bir kafa vuruşu üst ağlarda. Kafa vuruşunu yapan Muhammed. Yaşına göre gerçekten çok üstün fiziksel özelliklerine sahip Muhammed Akpınar. Ünal Karaman'ın gerçekten çok fazla değer verdiği forvet oyuncularından bir tanesiydi. Yine Hüseyin Çimşir de bu maçta kendisini görevlendirdi. Gerçek mücadeleci yapısı, bitmek bilmeyen enerjisiyle forvet hattında, hücum hattında oynamasına rağmen hemen hemen defansın önüne kadar gelip top çıkarma noktasında sıkıntı yaratmayan bir oyuncu. Bence birçok teknik adamın kadrosunda görmek isteyebileceği verimlilikte bir forvet oyuncusu. Ama bitiricilik noktasında biraz daha fazla kendisini geliştirmesi gerekiyor. Golsüz eşitlik sürüyor. Trabzonspor, Bursaspor mücadelesi. İstekli arzulu iki takım karşı karşıya. Hızlı bir top ve out. Kale vuruşu Trabzonspor'un. Ivanildo Fernandez. Taç Trabzonspor'un. Onazi. Abdurrahim Dursun. İleri uzun bir top. Koray. Topu havalandırdı Koray. Ertuğrul Kurtuluş ve top kalecide kaldı. Ataberk. Ertuğrul. Ertuğrul'un da ismi birçok kez Serap transfer Dursun haberlerinde anılmıştı. Ertuğrul'un ismi transfer haberlerinde çok anılmıştı ama o da Bursaspor'da kalmayı tercih eden isimlerden bir tanesi oldu. Sağ kanada yüksek bir top geldi. Trabzonspor hata şimdi sol kanat. Abdurrahim Dursun bırakmadı. Yatarak müdahale Sedat Dursun'dan. Dışarı çıktı top Trabzonspor'un. İyi paylaş. Yakın. Evet, bir taç atışı şimdi. Şehu arada. Şehu. Şimdi ortaya döndü. Atanasov. Sedat Dursun. Burak Altıparmak. 73. dakikadayız. Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in maç sonu açıklamaları karşılaşmadan hemen sonra sevgili seyirciler A-Spor ekranlarında. Taç atışını yeşil beyazlı takım kullanacak. Şehu kullanacaktı, vazgeçti. Bir kez daha taç. Şimdi ceza alanına doğru indi top. Onazi. Behlül yerde. Top Trabzonspor'un.
Evet, özellikle iki takımda ikinci yarıda, daha doğrusu şöyle söyleyelim, Trabzonspor ikinci yarıya sadece iki oyuncu değiştirerek başlamıştı. Biri mecbur. Bir anda değişikliğe gitti ve üst üste genç oyuncuları sahaya sürdü. Şimdi bambaşka bir Trabzonspor izliyoruz ve formatta da sanki bir değişikliğe gitti gibime geliyor. Tabii Yunus Emre daha net bir şekilde anlatacak bize. Şu anda U19 takımını neredeyse sahada görüyoruz. Sezonun ilk yarısındaki U19 takımını hemen hemen sahada görüyoruz. Bakıldığında Ivanildo Fernandes'i ve Doğan Erdoğan'ı çıkardığımızda bu takımın U19 takımıyla birçok kez maça çıktığını söyleyelim. Oradan birbirini tanıyan isimler şu anda sahada. Trabzonspor ilk yarıda, karşılaşmanın ilk yarısında daha çok 4-3-2-1'lik dizilişle sahadaydı. Şu anda biraz daha ofans hattının daha fazla olduğunu, Onazin'in orta sahayı hemen hemen tek başına yönlendirmeye çalıştığını söyleyelim. Bu arada Abdurrahim Dursun oyundan çıkıyor. Evet. Abdurrahim için neler söylemek istersin? Abdurrahim Dursun Ersun Yanal döneminde A takıma alınmıştı. Yaklaşık 3 veya yanılmıyorsam 4 yıldır bu takımla birlikte, A takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor. Çok uzun yıllar Ümit Milli Takım'da da, U19 Milli Takım'ında da görev yaptı. Var olan potansiyelini geliştirme noktasında hemen hemen bir sıçrama yapmış bir oyuncu. Sezon başında ve devre arasında da Hollanda'dan teklifler aldı. 1 milyon avroluk transfer teklifi aldı. Trabzonspor şu anda bu teklifleri değerlendirmiyor ama bence Abdurrahim Dursun'la ilgili süre alma noktasında biraz sıkıntı yaşıyor. Oynayabileceği bir takımda bu gelişimi çok daha farklı seviyelere çıkabilir diye düşünüyorum. Serap Dursun. Burak Altıparmak, Serap Dursun, uzun bir top attı sağ kanada doğru ama hızlı bir top bu. Taş atışını kullandı Bordo Mavi takım. Bu arada oyuna giren genç sol bek Faruk Can'la ilgili biraz detay vermekte fayda var. Kendisi Trabzonlu. Amcası Trabzonspor maçına giderken 1997'deki Trabzonspor Kocaeli maçına, Türkiye Kupası maçına giderken trafik kazasında vefat etmişti. Amcasının ismini aldı. Sözleşme imzaladıktan sonra hemen ilk kişi amcasının mezarına giderek başardım demek oldu. O da duygusal bir detay tabii ki. Tekrar Allah rahmet eylesin diyelim. Kesinlikle yakınlarına başsağlığı dileyelim bir kez daha. Şimdi Serhat Dursun, Şehu. Uzun bir top attı Şehu. Biraz hızlı bir top bu ve kale vuruşu Trabzonspor'un. İlk yarıda daha tempolu, daha çekişmeli bir mücadele. Tabii oyuncu değişiklikleriyle alakalı. Ama işte burada teknik direktörler genç oyuncuların son durumunu mercek altına alıyor. Bu açıdan baktığımızda aslında hani temponun, mücadelenin çok da önemi yok. Çünkü oyuncuları mercek altına alacak teknik direktör. Skorun da aslında çok fazla bir önemi yok. Sadece burada oyuncuların sergilediği performans teknik heyetler tarafından önemli kılınıyor. Maç sonunda muhtemelen her iki teknik adam da istatistiklere bakacaktır. Hangi oyuncu ne kadar koştu, hangi oyuncu pas yüzdesinde ne kadar rakama ulaştı. Bunlar gerçekten artık günümüz futbolunda çok değerli. Bence Trabzonspor'un özellikle orta sahasının pas trafiğini kontrol etme noktasında oldukça verimli olduğunu söyleyelim. Onazi eski Onazi değil ama biraz sanki o eski Onazi'ye dönüşün sinyallerini veriyor bence şu anda. Farukcan. Onazi ile başladı atak. Bir uzun top ceza sahasına doğru. Muhammed. Topu kaybediyor Muhammed. Şimdi geri bir pas Sedat. Şehu. Kubilay kanatsız kuş. Ivanildo Fernandez hakemle aynı görüşte değil. Ve top Bursaspor'un, serbest vuruş kullanacak yeşil beyazlı ekip. Burak. Ertuğrul. Atanasov. Araya giren oyuncu Koray oldu Trabzonspor'da. Sol kanatta Muhammed topla buluştu. Muhammed sürüyor. Attı topu Faruk'un önüne. Ceza alanına geldi top. Sedat'ın müdahalesi korner.
Doğan Erdoğan koşuyor köşe vuruşu için. Doğan Erdoğan orta pozisyonu arıyor. Yaptı ortasını Doğan. Karşıladı savunma tek topta. Onazi. Ivanilo Fernandez ilerideydi. Şimdi geriye döndü. Faruk Can o bölgede. Doğan Erdoğan. Safa topu aktaramadı arkadaşına. Top Bursa Spor'un. Kubilay kanatsız koş. Onazi. Tekrar Onazi. Evet, Onazi'de ciddi anlamda bir kıpırdanma var. Gelip defansın önünden top alıyor, ileriye taşıyor. O eski Onazi'yi biraz daha zamanla bence göreceğiz gibi. Zaten takımda kalma ihtimalinin artması, hatta takımda kalmasının hemen hemen kesinleşmesi bence ona moral motivasyon anlamında da önemli bir artı katmış durumda. Yüksek bir top cezaların ön tarafı. Trabzonspor ata. Bir vuruş, savunmanın müdahalesi ve top dışarı çıktı. Out. Yardımcı hakem out'u gösteriyor. Kale vuruşunu Ataberk kullanacak. Şehu. Ertuğrul. Serhat Dursun. Tekrar Ertuğrul. Hemen Şehu ile oynadı. Şehu. 81. dakika. Şehu. Şehu yerde. Faul beklentisi ve top dışarı çıktı. Touch. Bu arada az önce Faruk Can'la ilgili bilgi verirken bir detayı atladık. Sezon başında henüz Trabzonspor'da oynamaya başlamadan dahi Ljubljana kulübü kendisine 1 milyon avroluk transfer teklifi yapmıştı. Trabzonspor'da oynamayan altyapıdaki bir oyuncunun bu teklifi alması gerçekten artık Yusuf Fezci ve Abdülkadir Ömür gibi isimlerin oynamaya başladıktan sonra, Hujan gibi isimler oynamaya başladıktan sonra Trabzonspor altyapısının ne kadar yakından takip edildiğini çok net bir göstergesi bence. Tek top sola, bırakmadı Sedat Dursun. Top Bursa Spor'un. Kubilay'ın önünden geçti. Şimdi Onazi. Onazi. Onazi en geriye döndü. Top Bursa Spor'un. Şehu. Tekrar Şehu. Ertuğrul. Şehu. Orada küçük bir üçgen oluşturdu Bursaspor farkındaysanız. Ertuğrul, Şehu ve Cüneyt'le. Bu arada Bursaspor'da da Emirhan Şehu ikilisinin iyi anlaştığını söyleyebiliriz. Özellikle savunmadan topu çıkarmak noktasında ikisi çok iyi paslaşıyor. Pas trafiğini yönetmeye çalışıyor. Hem Emirhan hem de Şehu bu noktada sorumluluk almaktan kaçınmayan isimlerdi. Sedat Dursun. Rakibin üzerine gitti. Sedat baskı yapan oyuncu. Koray. Sedat. Top kaybı. Tekrar Sedat. O bölgede yakın. Koray'ın itirazları. Faruk sen de Faruk. Koray kapat, Koray onu kapat. Tabii sahaya çok yakın mikrofonlar. Oyuncuların diyalogları da yansıyor ister istemez. Yansıyor ister istemez. Tepkileri. Bu arada Emirhan'ın yerine oyuna dahil olan Atanasov'u demiştik. Makedonya Ümit Milli Takımı'nda görev yapıyor. Bence şu ana kadar gerçekten bir potansiyelinin var olduğunu göstermiş durumda. Bursaspor iyi bir hamle yapmışa benziyor. Bu Doğu bloku diye tabir ettiğimiz ülkelerde son dönemde potansiyelli oyuncular çıkıyor ve biraz gözler oraya kaymış durumda. Trabzonspor atak hazırlığında top Bursaspor'un. Orada bir top kaybı yaşandı Ertuğrul.
Omuz omuza mücadele. Çalan düdük, serbest vuruş Trabzonspor'un. Bursaspor'lu oyuncuların hakeme itirazı, Ali Akman'ın itirazı. Bu arada Ali Akman da Ayhan Akman'ın yeğeni. Onu da söyleyelim. Ali. Ve bir duran top. Topun arkasında Doğan Erdoğan. Onazi vuracaktı, vazgeçti. Doğan kullanacak, oldukça kalabalık ceza sahasının ön tarafı. Doğan Erdoğan şimdi gönderiyor topu. Sert bir top bu. Cezaların dışı, Muhammed vurabilir, öyle oldu. Savunmaya çarptı. Kalecinin kontrolü ve topa şimdi sahip oldu. Hakem oyunu durdurdu. Korner. Safa kullanacaktı köşe vuruşunu ama seslendi Doğan, bırak dedi, ben kullanacağım dedi ve şimdi çeyrek daire topu o götürüyor. Doğan Erdoğan karşılaşmada 85. dakika, hazırlık maçında golsüz eşitlik var. Korner kullanıldı, karşıladı savunma. Şimdi Onazi. Mükemmel bir pas oldu bu. Doğan yaptı ortayı, uzak noktaya doğru dışarı çıktı ve out. Cuma günü bir hazırlık maçı daha var. Yine Aspor ekranlarında olacak. Sevgili Yunus Emresel, Partizan bu kez Trabzonspor'un rakibi. Saat 15.30'da yine aynı sahada. Bu, o maçta muhtemelen Hüseyin Çimşir daha fazla ideal kadrosunu sahada gösterecektir ve genç oyuncuların biraz daha şans bulacağı bir karşılaşma olacaktır diye tahmin ediyorum. Maç sonu Hüseyin Çimşir'in açıklamalarını bekliyoruz, merak ediyoruz. Maçın hemen ardından canlı olarak ekrana yansıtacağız sevgili seyirciler. Hüseyin Çimşir'in de ilk açıklamaları olacak diyelim. Evet. Teknik direktör olduktan sonraki ilk açıklamalarını yapacak. Muhtemelen maçın ardından olduğu için maç özelinde değerlendirmeye çalışacaktır. Ama biz yine tabii kendisine takımla ve gelecekle ilgili soruları da yönelteceğiz. Bursaspor hata. Sol kanattan yerden bir vuruş. Ve top dışarı çıktı. Hemen kullandı. Kaleci Arda Akbulut. Asfak'ta top dışarı çıktı biraz önceki pozisyonda. Etkili kontratakları var yeşil beyazlı ekibin rakip kalede, özellikle ikinci yarıda. 87. dakikadayız. Şehu. Uzun bir top. Atakan Gündüz bu arada ilk müdahalelerdeki başarısıyla bence dikkat çeken bir isim şu ana kadar. Özellikle kademeye girme noktasında da sıkıntı yaratmıyor. Dediğim gibi hava topu hakimiyeti de oldukça fazla, oyunu arkadan kurabiliyor ama hız noktasında biraz sıkıntıları var gibi gözüküyordu. Ama şu anda bu maç özelinde onları da çok fazla göstermedi. Golsüz eşitlik sürüyor. 88. dakika. Şehu aldı topu önüne, vurabilir. Şehu yerde, faul bekliyor. Devam dedi karşılaşma hakemi. Safa şimdi yerden bir pas. Sağ kanattan atak hazırlığında bordo mavili takım. Atakan'dan Ivanildo Fernandez. Ondan bir yüksek top. Koray'a doğru havalandı. Koray geriye indirdi. Yerden bir pas. Tekrar Koray. Top bir kez daha havalandı. Ceza sahasının ön tarafı. Ve top Bursaspor'un. Burak Altıparmak. Şehu. Kaleci Ataberk.
Serhat Dursun. Batuhan'dan Sedat'a, Sedat'tan kaleci Ataberk. Ertuğrul. Şehu. Kaleci Ataberk. Uzun bir top ileri ama yüksek bir top Batuhan için. Kaleci Arda Akbulut. İlk yarıda kalede Erce kardeşler vardı Trabzonspor'da. Daha sonra Arda Akbulut geçti kaleye. Bursaspor'da maça kaleci Çağlar'la başladı. Daha sonra ikinci yarıda Ataberk geçti kaleye. Safa. Safa çekti topu, kaleye vurabilir. Safa cezalının ön tarafına attı ama etkili bir pas değil bu. Taç Bursaspor'un. 90. dakikadayız Antalya'da. Hakem de saatine bakıyor. Gelişen Bursaspor atağı. Çalan düdük serbest vuruş. Ve hemen başlattı Bursaspor takımı. Bu serbest vuruşu çok çabuk kullandı yeşil beyaz hakim. Ekip Şehu. Sol kanada bir top. Şimdi ceza alanına geldi ve kalecinin kucağında kalıyor. Arda Akbulut. Serbest vuruş. Faruk Can kullandığı serbest vuruşu. Doğan Erdoğan. Bir şey yok dedi karşılaşmanın hakemi. Kafayla ileriye doğru dolduran Atakan oldu Trabzonspor'da. Onazi. Koray. Serbest vuruşu Onazi yerde. Behlül. Farukcan kafayla karşıladı Bursaspor savunması ve maçı bitiriyor karşılaşma hakemi Erdem Temel. Sevgili seyirciler, Antalya'da hazırlık maçında Trabzonspor'la Bursaspor yenişemiyor.